Her şey aynı. Her şey olması gerektiği gibi. Bir şey yok. Söyleyeceğini söyledin, duyacağını duydun. Yürü. Geç. Hala buradasın. Ufak tefek makyaj işlemleri vardı da. Vay. Lobi küçük ha. Hazır mısın? Hazırım. Sporda aldım dışımı. Neye? Sizin ofiste takılmaya karar verdim biraz. Ne güzel. Hadi o zaman hep beraber. Yolda beni şu kozmetik işleriyle ilgili aydınlatırsınız biraz. Hazan? Gelmiyor musun? Ece ile buluşacağım ben, onu bekliyorum. Ha, belki onu da getirirsin. Görüşürüz. Tam zamanında yetiştim galiba. Sorma, hiçbir şey sorma. Birbirimize kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Abla? Abla tamam. Tamam gel yukarı çıkalım oturalım konuşalım olur mu? Hı? Çek git. Abla saçmalama. Kaç kez aradım açmadın merak ettiğim için geldim ben buraya. Gidiyorum Ece. Ablacığım. Ablacığım bak sen iyi değilsin konuş benimle artık lütfen. Ece gider misin? Abla tamam. Tamam artık sen saklanamıyorsun tamam mı? Boşa çekiyorsun bu acıyı. Boşa susup kovalıyorsun beni. Ben senin neden bu halde olduğunu biliyorum. Hatta seninle daha açık konuşayım. Ben senin kim için bu halde olduğunu biliyorum. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun çünkü yok bir şey Ece yok. Abla bak böyle yok değil. Yok diyorum Ece. Yok bir şey. Abla tamam bak herkes bize bakıyor. Eve çıkalım. Benim kardeşim misin? Ha? Kardeşim misin benim? Eğer benim kardeşimsen sormayacaksın Ece. Konuş demeyeceksin bana sormayacaksın. Ablacığım. Bilmeyeceksin Ece. Hiçbir şey bilmeyeceksin. Bütün bildiklerini unutacaksın. Eğer sen benim kardeşimsen... Abla, sen baş edemeyeceksin bu durumla. Thank you.
bizi birbirimize kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. İyi misin? Ne düştü? Elimden kaydı, sorun değil. Evet, öpüştük. Annesi de bizi bastı. O kalemi hemen bana vermezsen seni gerçekten mahvederim. Bir sorunumuz var. Bu ambalajlar sıkıntılı, ruhsuz. Pardon, ruhsuz derken? Organik iddiasındasınız. Ama ambalajlarınız plastik. Şekil ve içerik. Yeterince açık mı? Ah tatlım benim ya. Yazcığım bak, ambalaj otoritesi sahibi kız arkadaşın neler diyor. Aa, Yaz da yokmuş aramızda. Ne yapalım Farahcığım? Biz konuştuk Yaz'la zaten. O da haberdar durumda. Başlangıçta yaşadığınız bütçesel problemlerden dolayı sample ürünlerle çıkmışsınız. Ondan sonra da gündeminiz değişti. Para. Bize kahve alır mısın? Karşıdaki dükkandan. Pardon? Espresso. Duble shot. Bizim makinemiz bozulmuştu o yüzden. Makine bozuk falan. Hadi hemen. Patron hemen diyorsa. Teşekkürler. Bana da bir macchiato tatlım. Bol köpüklü olsun. Sanırım konuşmamız gereken şeyler var. Başla. Soruyu alayım. Sizin şu küçük mezarlık maceranızdan önce her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Doğruyu mu söylüyorsun gerçekten? Sinan'la öpüştünüz mü? Selam. Selam. Bir kez duyduğunda inanmıyorsan neden ikinci kez soruyorsun? Sadece cevap ver. Yaz ya, gerçekten cinlerim tepemde. Uğraşma benimle. Sana yeni bir şey sormuyorum. Dürüst müsün, değil misin? Tek sorun bu. Cevap versem sanki inanacaksın. Selam. Hı, bak kim gelmiş. Sor bakalım, sor da cevap versin. Ne soracak? Abin, bizim öpüşüp öpüşmediğimizi merak ediyormuş. Başından beri biliyordum. Senin kızının da senin oğlunun da niyeti bozduğunu biliyordum. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Abi kardeşe bunu yapamaz. Bu hastanın lafıyla kardeşinin üzerine mi yürüyorsun? Yürüdüğüm falan yok. Hesap da sormuyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum çünkü. Çünkü seni ben çok iyi biliyorum zaten. Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Eğer ben Hasan'ı üzersem karşımda abimi değil Yaz'ı bulacaktım. Ama bak ben buldum bile. Sen bu hasta ruhlunun lafına bakıp kardeşine yürüyorsun. Asıl bu kadar rahat oynayabildiğin için hasta olan sensin, tamam mı? Daha fazla kendimi küçültmeden
defolup gideceğim. Abinin de neye inanıp neye inanmadığı umurumda bile değil. Sen doğruyu ya da yanlışı benden daha iyi biliyorsun Sinan. İyi, defol git. Git yarım kalan tedavini tamamla sen. Bırak şimdi Nil'i, bana cevap ver. Doğruyu mu söyle? Doğruyu söylese ne olacak ya? Ha? Doğru söylüyorsa ne olacak? Kardeşinin sözüne karşı Nil'in sözü. Hadi göster bakalım abiliğini. Konuyu niye çarpıtıyorsun? Benim abiliğimle ne alakası var bunun? Kesinlikle. Sinan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana kardeşlik yapıyorum, sen de bana abilik yap, soruyu cevabı bırak. Bana abilik yap. Ulan benim bütün hayatım sana abilik yapmakla geçti zaten. İnan bana, borcumu ödüyorum. Ne demek lan bu borç falan? Ne demek bu? Beni pişman etme demek. Sinan ne saçmalıyorsun, pişman etme falan. Tamam. Geç. Bir dakika, bir dakika, cevap verecek. Ne için pişman edecekmişim seni? Cevap mı istiyorsun? Al sana cevap. Sana abi dediğime beni pişman etme. Anladın? Yoksa ben de seni pişman ederim. Sinan! Bir dakika, bir dakika. Ya saçmalamaz mısın artık? Gel buraya, gel. Gel, gel. Ya gel. Tamam, tamam, uzatma. Ne uzatma lan? Ağzından çıkanı duy önce. Abi yeter diyorum bak, yeter. Yeter diyor. Ne yapacaksın? Pişman mı edeceksin beni Sinan? Ya benim üstüme gelme, gelme. Tamam mı? Tamam. Hadi kesin artık, tamam. Sevgilini dinle. Ben kardeşimi dinliyorum. Bana neye pişman olacakmışım onu anlatacak. Hadi! Can. Aç kapıyı! Tamam, uzatma. İn aşağı! Sinan! Buraya gel! Tamam. Tamam, hadi. Allah, gerçekten. Sen gerçekten kendine gelsen artık ya. Bana açıklamasını yapacaktı. Neye pişman olurmuşum onu söyleyecekti. Sen ona ne söyleyeceksin? Farah, lütfen. Lütfen! O sana açıklamasını yapacak. Sen ona ne açıklayacaksın ya? Ne açıklayacaksın sen ona? Sen ne yaptığını farkında mısın? Kardeşin eski sevgilisini öpmüş mü, öpmemiş mi? Üstelik kız da Nil. Ya sen Sinan'ın sözüne karşılık Nil'e mi inanıyorsun? Çünkü ikisini de görüyorum. Görüyorum. Ve etrafımdaki herkes, ama herkes sayesinde... Artık gördüğümde tanıdığım tek bir şey var, o da yalan söyleyen birinin gözleri. Ve benim kardeşimin gözleri bugün bana yalan söyledi. Oldu mu? Tamam, Nil'in güvenilmez biri olduğunu ben de biliyorum ama kardeşimi de çok iyi tanıyorum. Gözlerine baktığım zaman bana doğruyu mu yalanı mı söylediğini ben çok iyi fark edebiliyorum. Ya da kendi gözlerine baktığında gördüklerin yüzünden kardeşine değil Nil'e inanmayı tercih ediyorsun. Farah, sakın beni suçlama. Suçlamıyorum. Ben seni suçlamıyorum. Ama sen kendini suçluyorsun. Bu yüzden de ilk fırsatta Sinan'ı suçlu ilan etmek senin ruhuna iyi geliyor. Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun şu an. Ben arkadaşımı çok iyi tanıyorum Yağız. Ama bu kendini duygularına kaptırmış ve ne yaptığını bile göremeyecek kadar kör olmuş adamı tanımıyorum. Ne dedi sana az önce? Eğer öptüysem ne yapacaksın dedi. Güzel soru Yağız. Söylesene, hadi söyle ya. Ne yapacaksın? Eğer öptüyse ne yapacaksın? Sinan'ın ihaneti senin ihanetinin de mi yolunu açacak? Farah, ağzından çıkanı kulağın duysun. Asla. Ne aklından ne kalbinden böyle bir şey asla geçirmem. Bu Allah'ın cezası bir yanlış yapmış olabilir. Ama ben bir yanlış için kendi kardeşime ihanet edecek değilim. Onları ben barıştırdım be. Kendi ellerimle birleştirdim. Sırf kardeşim mutlu olsun diye sevdiğim kızı kendi ellerim... Bütün bunlar o mezarlıktan önceydi değil mi Yağız? Ne zaman itiraf edeceksin? Tamam, sus artık. Susmayacağım. Çünkü farkında değilsin ama artık sen de susmuyorsun. Gözlerinle konuşuyorsun. O ikisini her yan yana gördüğünde gözlerinle konuşuyorsun. Sinan'ı başka bir kadın yüzünden suçlarken gözlerin konuşuyor. Ya sen kimi kandırıyorsun artık ya? Sen kendini kaybettin Yağız. Sen bu kızda kendini kaybettin. Farah, tamam sus. Lütfen sus. Sus. Bana söz verdi. Tamam mı? Hazan'ı bir daha üzmeyeceğine dair söz verdi. Anlaştık mı? Bak sen küçük yaramaza ya. Söz vermiş ve sözünü tutmamış. Peki ya sen? Mazeret.
sen annenin toprağına verdiğin sözü tutuyor musun? Ana. Öyle mi tutuyorsun sözünü? Kardeşinin karşısında onun sevdiği kadın için kendini kaybederek mi tutuyorsun sözünü? Ben sadece onu üzmesini istemiyorum. Bırak artık Yağız ya. Üzerse Sinan üzsün onu. Bırak artık sen. Yoksa sen bu kafayla devam edersen eğer... üçünüz de çok üzüleceksiniz. Abla. Abla bak sen konuşmuyorsun ama artık başkaları konuşuyor. Ortada hiçbir şey yokken konuşuyorlar. Annem artık çıldırmak üzere, zapt edemiyorum. Hazıma ne oldu hiç bilmiyorum. Ama anneme sıkıştırdığını biliyorum. Demek buldular o canavarı. O da doldurdu. Ne dedin duyamadım. Boş yere korkuyorlar. Boş yere. Abla. Bak ortada hiçbir şey yokken... sadece size baktıklarında gördükleri şey yüzünden korkuyorlar. Bak yine inkar edeceksin biliyorum ama... kendini görebilseydin... Yağız'ın yanında... dışarıdan nasıl göründüğünü bir görebilseydin... o basket oynadığınız gece mesela... kendini görebilseydin eğer... böyle saklanmak için kendini hırpalamazsın. Bak yine bana kızacaksın biliyorum ama ben kimseyi üzmeyeceğim. Ne dedin? Kimse üzülmeyecek. Sonunda. Sonunda itiraf ediyor musun abla? Bana itiraf et diyorsun. Anlat diyorsun. Ama ben kalbimi anlatamam Ece. Ben buna teslim olamam. Bunu kabul edemem. Olmaz. Yanlış. Yasak. O ve ben kimse bilmeden, kimseyi üzmeden, kırıp dökmeden sadece benim kalbimde kalsa bile olmaz, yasak. Biz... onları kendime biz demem bile yasak. Biz yasağız. Biz demek bile kirli. Benim kalbim kirlendi ama... ben kendimi de onu da... bizimle kirletmeyeceğim. İhanet. İhanetlerin en büyüğü, en ağırı, en acısı sadece elini tuttuğum adama değil, kendime ihanet. Aklıma, vicdanıma,
Gururuma ihanet. Anılarıma ihanet. Hayallerime ihanet. Kalbim kopsun gitsin. Bir daha çarpmasın. Dursun. Kalbim bana ihanet etti Ece. Ama ben aklıma, vicdanıma, gururuma ihanet etmeyeceğim. Kalbim cezam oldu. Çok acıtıyor Ece. Kalbim kendi canımı acıtıyor. Onu sevmek gururumu kırıyor. Beni bana kırdırıyor, bir şey anlayabiliyor musun? Kendimi döve döve bitiremiyorum. İçimde kocaman bir kavga. Kimsenin ayıplamasına ihtiyacım yok. Ben her atışında kalbime tükürüyorum zaten. Abla. Senin ablan. Elini tuttuğu adamın abisine. Abisine aşık olacak kadar. Ablacığım. Bak biliyorum. Bütün aslaları, içindeki bütün aslaları biliyorum. Kendimden biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Bilmiyorsun ki aşk aslayı sever. Senin bildiklerin umurumda değil. Kendi hislerim de umurumda değil. Ben böyle bir insan değilim Ece. Bu ben değilim. Ne dedim ben sana? Ben ne dedim sana hatırlıyor musun? Dünyada bir o, bir ben kalsam olmaz. Olmaz. Ama ne oldu? Kalbim unuttu işte. Sinan beni abisiyle suçlarken bütün ettiğim o büyük büyük lafları kalbim unuttu. Madem kalbim unuttu, o zaman ben de kalbimi unuturum. Ben bu kalbimi unuturum. Ama o ettiğim lafları unutmam edeyim. Kalbim saçmaladı öyle. Kendi kendine saçmaladı işte. Yaz bilse, bilse yüzüme tükürür. Adamın dünyadan haberi yok. Sevgilisiyle annesinin toprağını döktüğü bir aşk yaşıyor. Ben ne yapıyorum? Kardeşinin sevgilisi, abiye aşık. Aşk daha nasıl kirletilebilir ki? Ablacığım, bir hastalık. Benim kalbim hasta oldu Ece. Hasta oldu. Ama iyileşecek. Benim kalbim iyileşecek. Abla. Ya Yağız'ın kalbine de aynı hastalık bulaştıysa? Kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Beni pişman etme. Sana abi dediğime beni pişman etme.
Sinan'ın ihaneti senin ihanetinin de mi yolunu açacak? Sen annenin toprağına verdiğin sözü tutuyor musun? Üçünüz de çok üzüleceksiniz. Söylediklerimin bir anlamı yoktu. Saçmaladım. Ama yine de bana inanmıyorsan... Sana inanmak zorundayım çünkü sen benim kardeşimsin. Ve inanıyorum da. Onu üzmeyeceğine inanıyorum.